Biraz önce haberimizde bahsetmiştik. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulanslara yol vermeyenler kayıt altına alınacaktı. Arzu Çetik Tezeren yapıyor haberi. Arzu, sahadaki durum nedir? Evet, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kamera kontak açıldığı andan itibaren kayda giriyordu. Yanımızda Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Osman Naçar Arıkan var. Osman Arıkan Nacar vardı. Efendim, kamera kaydedecek ve daha sonra ceza nasıl kesilecek sürücülere? Şimdi aslında burada iki taraflı denetim var. Burada hem ambulansın önünde giden sürücülerin yol verip vermediğini, diğer açıdan da ambulansı süren sürücünün güvenli sürüş talimatlarına uyup uymadığını, aslında hem kendimizi denetlediğimiz hem de ambulansa yol vermeyen sürücülerimizin ceza işlem uygulandığı bir süreç. Bu süreç, bu kayıt alındıktan sonra ambulansa yol verilmediği konusunda kanaat getirildikten sonra bunu ilgili trafik şube müdürlüklerine gönderip orada trafik şube müdürlüklerinde trafik kanununa göre verilmesi gereken ceza işlemin normal kırmızıdan geçmek gibi, hız kurallarına uymamak gibi aynı süreçlerde trafik cezalarının uygulanması şeklinde. Aslında biz burada ambulansın trafik polisi olacağız. Burada normal güncel trafik uygulamalarının dışında bir uygulama yok. Benim temennim böyle bir cezanın hiçbir zaman kesilmemesi. Zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları duyarlıdır. Her zaman acil durumlarda, hastalıklarda insani duyguları son derece yol vermek konusunda yeterlidir. Biz sadece bunun zaman zaman aksatıldığı süreçlerde toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı arttırıcı ve dikkat çekici bir mesaj olarak topluma böyle bir uygulamaya başladık. 798 ambulans demiştiniz değil mi? Evet. Bu ambulanslarda mı olacak? Yani 798 kameralı ambulans mı olacak? Şu an için bu yıl yeni aldığımız ambulanslarda bu kameralı sistemi uygulamaya başladık. Ama önümüzdeki 3 aylık süreçte bunun başarısını gördükten sonra çok hızlı bir şekilde tüm ambulansları kameralı sisteme geçirebiliriz. Bunu önümüzdeki 3 aylık projenin bize getireceği başarı, buradaki hastalarımıza sunacağımız hizmetin süresinin kısalması, eğer faydalı olduğunu gördüğümüzde bunu daha da yaygınlaştırıp toplumsal duyarlılığı daha da fazla arttıracağız. Zaten yol verme mecburiyeti var. Mesela bir fermuar sistemi var değil mi? Bir ambulans görüldüğü zaman veya sireni duyulduğu zaman bu sistem nasıl işliyordu daha önce? Yol verme zorunluluğu. Karayolları Trafik Kanunu'na göre geçiş üstünlüğü olan araçlar var. Bunlar ambulans gibi, itfaiye gibi, polis araçları gibi. Tabii ki ambulans bu kanundan yararlanan, sireni duyulduğunda veya kendisi görüldüğünde yol verilmesi gereken bir araç. Bu süreç zaten toplum tarafından da her zaman bilinmekte. Biz bunu sadece topluma bu farkındalığı arttırıp böyle bir takip yapıldığını ve duyarlılığın yanında sistemin de buna olan katkısını göstermek için yapıyoruz bunu. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, ambulanslarda kameralı dönem başladı. Önemli olan Sayın Acar'ın da söylediği gibi duyarlılığı arttırmak. Trafikte zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor ama ümit ediyoruz ki bu duyarlılık zamanla çok daha fazla artacaktır diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Arzu Çetik Tezeren, çok teşekkür ediyoruz. Hakkari'de kaçakçılıkta kullanılıyor.